piyasayı tahmin arzusu ve zafer sarhoşluğu. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu bence çok önemli bir konu. Gerek endeks konusunda, gerek normal yaptığımız hisse senedi yatırımları konusunda haklı çıkmak çok güzel bir duygu gerçekten. Yani düşecek dersiniz düşer. Müthiş bir şey duygu tabii ki yani. Yükselecek dersiniz yükselir. Bir grafik analiz ortaya koyarsınız. Bir üçgen sıkışması yakalarsınız. Patlar gider yukarı. Muazzam bir duygu. Ve tabii ki bu güzel duyguyu insanlar kendisini takip eden kitlelerle de paylaşmak istiyorlar. İşte daha önceden adam bir analiz yapmış senetle alakalı. Adam bunu 2 gün önce paylaşıyor arkadaşlar. Ve diyor ki ben bu kırılım sonucunda işte hedef de veriyor hatta çoğu. Şu bölgeyi hedefliyorum ya da endeksle ilgili analiz ortaya koyuyoruz. Düşüş bekliyoruz diyoruz. Ve bu gerçekleşince de pek tabii ki insanın bunu gerçekleştiği için tweetini atması, tekrar bir grafik paylaşarak evet arkadaşlar bakın Tüpraş ne güzel gidiyor ya da işte Türk Hava Yolları'nda ne güzel bakın %7 yaptık demesi. Ben daha doğal bir şey ben bilemiyorum. Fakat burada asıl görev bizlere düşüyor ve ya %7, %8 yapmış, tavana da 4 kaleme kalmış ama geriliyor mesela senet. Orada bir zafer sarhoşluğu sanki tavan olup yarın %5 atacak ki belki açar yarın %5 onu bilemiyorum. Yani örnek veriyorum ben sadece. Orada belki de adamın artık o analizinin tamamlandığı, teknik analize hakim olan insanların artık satış hedeflemeye başladığı nokta gelmiş oluyor. Ve siz o zafer sarhoşluğunun içerisinde insanlar satış yaparken 2 gün önceki size yapılan, paylaşılan analizi dikkate almamış olmanıza rağmen gidip oradan alıyor. Alan insanlar oluyor. Şimdi ben tabii bunu dilim döndüğünce her programda, her Twitter'da devamlı bunları anlattığım için beni yakından takip eden kitle de artık böyle hataların yapılmayacağına emin olmak istiyorum. Yani bunlar büyük hatalar. Zafer sarhoşluğu yaşamamamız lazım. Aynı şey bizim de başımıza geliyor. Müthiş bir düşüş olacağına teknik emareler gösteriyor. Yakalıyoruz. Aşağıda düşüş. Ya iyi de her şeyin bir hududu var. Yani hepimiz paylaşmadık mı arkadaşlar? Macd RSI sistemine göre bu endeks 60 dakikalık grafiklerde RSI 20'ye indiğinde endeks olduğundan dolayı hisselerde bazen olmuyor. Macd'i onu beklemeden de artık senetlerin durumlarına bakarak onlarda da asıl satış yemişleri bularak iyi firmalarda alım yapanların kazandığını 2 seferdir görüyoruz. Orada da bir zafer sarhoşluğuyla eğer biz yaptığımız açık pozisyonları kapatmazsak ya da nakite geçmiştik. Alım aklımıza gelmezse. Ne anladık arkadaşlar bu işten? Yani bize postane yoluyla Borsa İstanbul para göndermiyor hiçbirimize bildik diye yani. Eğer bir analiz ortaya koyduysak o al sat tuşuna basarak bir asker gibi o şeyde çarpışarak işlem yaparak, trade ederek o piyasada katkıda bulunmamız gerekiyor. Yani bir risk alarak bunu yapacağız. Yoksa piyasanın düşmesini bildim. Ya bize ne faydası var arkadaşlar yani gözünüzü seveyim. Mesela aynı durum bende de bir sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar en kötü pozisyondaki insanları size söylüyorum. Düşecek diye analiz yapıyoruz. Bunu hiç takmıyor adam zirveden. Satmıyor, bekliyor. Arkadaş satış geliyor, satış geliyor. Biz kapanıyoruz açıkçılar. Nakite geçen boğalar alım yapıyor. İnsanlar stop oluyor. Bizimki yukarıdan aldığı senetleri gidiyor orada satıyor. Ya arkadaşlar tuşa da artık gelip yani o insanın yerine mi basmak lazım? Ben anlamıyorum yani. Analiz yapılmış. Denmiş ki ta nerede? İzliyor bir aksiyon almıyor. Sonra patır patır düşüş geliyor 3 gün üst üste. Çatır çatır. Orada adam olmadık yerde gidiyor panikliyor. En 3. günde. RSI gelmiş saatlik grafikte 60'ta. Yani ekranı zaten sizi panikletmek için yapıyorlar öyle arkadaşlar. Yukarı giderken de aynı şeyi hataya düşüyorsunuz ya. Bir haber geliyor. Bakın ben en büyük limitlerimi son adresine kadar kullandığım günü sizinle paylaşayım mı? Geçmiş zaman bunu paylaşmamda sıkıntı olmaz. Katarlıların Borsa İstanbul'a ortak olduğu haberi geldiği günü hatırlıyor musunuz? Millet coşkudan ne yapacağını şaşırdı. Açıkçılar sıkıştırıyorlarmış yukarıda bilmem ne yapılıyormuş. Arkadaşlar o gün sattığım bazı senetler hala o günkü seviyesini görmedi ya. Adamlar almadı, almadı, almadı. Bir haber gelecek, sizinle bir müjde paylaşılacak, sizinle bir harika bir şey paylaşacak. Almadı, almadı, almadı. Fiyat gidiyor, gidiyor, gidiyor. Beklenti gerçekleşti artık. Haber açıklandı. Adam orada alt tuşuna bütün şeyle sermayesiyle saldırıyor arkadaşlar. Yani bunları niye ben size ısrarla örnekler vererek vurguluyorum? Bir tane daha örnek vereyim hatta. Faiz kararı alınacak. Bankaları adamları günlerdir toplamış. 475 bas puan faiz açıklanıyor. O gün tekrar yukarı basıyorlar. Orada tabii çünkü açıkçıları da sıkıştırmaya çalıştılar. O da beklenti dahilinde olması gereken bir şeydi. Yukarıdan giderken adam artık o yükselişin son düzlüğünde koşuya katılıyor. Ya güzel kardeşim sen bir senede %6'da aldın o gün hadi diyelim ya. %7 oldu, 8 oldu satmadın. %2 kârdasın. İyi de adamlar %30 kâr yapmış ya. Nerelerden toplamış kağıtları? Bir gün daha hadi yükseldi. Bir veriyorlar, 3 günde indiriyorlar %10, %15. Senin oradaki %2 kârın devede kulak kalıyor. Zararla bir de paçal yapıyorsun. Yukarıdan 1000 not almışsın. Aşağı inene kadar zehirliyorsun kendini. 10 bin not oluyor. Bunlar arkadaşlar şahsen
bizzat kendimin de geçmişte yaptığı hatalar. Ama ben neden borsada daha başarılı olamıyorum diye sorduğumda, kişisel mahkeme kurduğumda ben bunların yıllar önce tespitlerini yapmışım. Böyle bir A4 kağıt, beyaz kağıt almışım önüme. Demişim ki, kardeşim bir haber açıklandığında ben bundan sonra kağıt almayacağım. Bir yeşil yeşil parlıyor diye bir kağıda atlamayacağım. İndikatörlerden bir haberim ya. Formasyonlardan bunları öğrenmem lazım ya. Deyin. Eğer şu anda bilmiyorsanız. Bakın her şey geliyor, dönüyor. Dolayısıyla stratejiye geliyor. Strateji. Geri kalan herkese kulaklarınızı tıkayın. O bunu demiş, bu bunu demiş. Kırdı gidiyoruz. Aşağıyı kırdı düşüyoruz. Yok abi. Çok farklı işliyor bu piyasa. Piyasa bakın. Benim bu kendi düşüncem. Hiçbir yerde ne okudum ne duydum. Kendim bu cümleyi kuracağım size. Sermaye piyasaları tıpkı bir virüs gibi. İnsanlar bağışıklık kazandıkça, elini güçlendirdikçe, nasıl ki ilaç firmaları virüslere, grip virüsüne karşı devamlı bir ilaç geliştiriyor, aşıları yapıyor. Fakat buna rağmen grip virüsü devamlı kendini mutasyona uğratıp bizi hasta etmeye devam ediyorsa, aynı şekilde piyasalar devamlı kendini mutasyona uğratarak, bundan 10 sene önce robot mu vardı? Algoritma mı vardı? Bununla bu tip şeyleri geliştirerek, biz küçük yatırımcıları, traderları nasıl daha iyi avlarız? Nasıl onların eski paternlere uymaya başlayan zihinsel yapılarını tekrar bir bozguna uğratır, onları bir daha bir hataya sevk ederiz diye. Şeytan gibi insanlar, sabahtan akşama kadar arkadaşlar bu piyasaya yön veren insanlar mutasyona uğratıyorlar bu piyasayı. Eski piyasada gedikli diyeceğimiz abilerimiz, biz de artık 10 yıl devirdiğimiz için belli bir tecrübemiz olduğunu kabul ediyoruz. Böyle bir piyasa ben şahsen görmedim. İnanılmaz derecede arkadaşlar, benim eski yaptığım hataları düşünüyorum. Ya bakın, şu 240 dakikalık grafikte böyle bir tokoz oluşacak zirvelerde. Şurası aşağıya kıracak. 1, 2, 3 temaslı bir destek aşağıya kıracak. Sonra bu hadi onay almayı geçtim bir daha içine atacak. Yemin ediyorum anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirene kadar aşağı basarlardı. Şu anda 135 bindeydik. İtirazlı olan varsa yazsın. Yakın geçmişe kadar da bu böyleydi. Ben şuna yoruyorum. Hiç olmadığı kadar bir ayı cenahı artmış durumda. İnsanlar çok özendi ayı olmaya. Bu bilinçli olarak mı yapıldı onu da düşünmeye başladım. Hatta şöyle şeyler duyuyorum. Aracı kurumlardan işte Viyop'ta kaldıraçlarınızı yükseltelim. Gelin Viyop'ta short açın diye. Bu arada bana da yapıldı. Benimki otomatikman arttırılmış arkadaşlar açık limitim. İtirazda bulunmadım. Neden? Yönetebiliyorum. Zaten kendim böyle bir talepte bulunacaktım. %25 oranında arttırılmış. Ben her zaman size şunu tavsiye ettim arkadaşlarım. Önce bir normal piyasada bir almayı satmayı desteklere, dirençlere, indikatör durumlarına bir alışın. Teknik analizi bir öğrenin. Siz daha öncelikle mevcut sermayenizle bir işlem yapın. Başarılı olabiliyor musunuz? Yüzdesel anlamda ne kadar bir başarıya sahipsiniz? O sonraki iş, düşüşten de para kazanayım, çıkarken bir şey yakaladım mı 5 kat para kazanayım, 10 kat para kazanayım, 100 kat para kazanayım. Bunlar sonraki işler. Bu neye benzer biliyor musunuz? Siz daha bisiklete binmeyi öğreniyorsunuz. Birileri geliyor size diyor ki ehliyet bile vermeden sana al son sürat motosiklet. Bilmem kaç beygir. Siz de onunla otobana çıkıyorsunuz. Bir de otobana ters şeritte makas atmaya çalışanlar var. Yani her zaman söylüyorum. RSI fırlamış gidiyor. MACD'in ağzı yukarıya dönmüş o saatlik grafikte. 10-15 saat belki yukarı gidecek piyasada saatlerce paçal yaparak açığa satmaya çalışıyor adam. Sasa'da yaşadık. Short yapmaya çalışıyor, o daha beter. Sıkışıyor, margin kolluyor, bilmem ne yapıyor. Ana parasını neredeyse kaybedecek duruma geliyor. Önce bu işi öğrenmeniz lazım. Ondan sonrası kolay. Ondan sonra arıyorsunuz, tak diye size zaten veriyorlar şeyi. Krediyi de verirler. Hiç merak etme, benim 5 kat kredim var, her zaman söylüyorum. Kullanmıyorum ya. Kullanmıyorum. Dün baktım Telegram'da bir bakın bir ben şimdi hisse senedi telaffuz etmek istemiyorum ama bir senedi pazarlıyorlardı. Bir açtım grafiğini diyor. İkili tepe var. Orada uyardım, gruptan attılar. Ben bir gün size ne dedim? Ben bir gün gelirsem size bir tane senet burada durduk hiç yapmayacağım dememe rağmen senet koyayım. Bana bile şüpheli yaklaşın hadi oradan deyin dedim değil mi size? Ya adamlar neler yapıyorlar ya? 4-5 tane senedi önce sizin güveninizi kazanmak için söylüyorlar. Zaten almayacağınızı biliyorlar. 1 liradan 2 lira oluyor gözünüzün önünde. 2 liradan 3 lira oluyor. Ondan sonra o 1000 takipçi oluyor 20 bin, 30 bin, 40 bin. Tamam mı? Sonra siz kayınçonuza da diyorsunuz. Vay borsanın deli fişek rüzgarı diye bir hesap var. Ne söylese uçuyor diyorsunuz tamam mı? Adam bir bakıyor 60 bin takipçi oldu mu abi? Yeni senedi de hemen vermiyor size. Şöyle bir ay bir ananızdan emdiğiniz sürtüsü burnunuzdan getiriyor. Bu akşam açıklayalım mı arkadaşlar yeni kağıdı? Hepiniz nasıl RT'lere abanıyorsunuz? Ben burada bir rica etsem şu projemizi şey yapın 5 kişi RT'yi yapıyor. Ama bir ucunda balık oldu mu oltanın var ya hayretler içinde kalıyorum. Bizim beğeni sayımızın 4 katı RT oluyor falan. Neyse ondan sonra da adam bir güzel 5 liradan paylaşıyor kağıdı. Önce bir 6 liralara gidiyor.
6, 7, 8 aralığında da zaten siz eşinize, dostunuza yayarken o yukarıya pasiften bir güzel satışlarını yapıyorlar. Telegram grupları, bilmem neler, sağ olsun. Ondan sonra da aradan 2 hafta geçince ağlama duvarı forumlar. Sonra bir bakmışsınız o hesap yok. 2 ay sessiz sedasız. Sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar başlıyor yazmaya. Ya enteresan. Daha nasıl bilgilendireyim? Altını okumamıştım. Bu konuda arkadaşları bilgilendirirseniz sevinirim hocam. Benim ilk daha yazdığım yazı, sizinle buluştuğumda ilk önce dedim para kaybetmeyeceğiz. Dolandırıcılara dedim gözümüz açık olacak. Para kaybetmeyeceğiz önce böyle şeylerle. Grafik üzerinde yerini bilmediğin işleme girmeyeceksin. Levent Bey diyordu ki yayınında, kağıt üzerinde sanki bir sanal müdürünüz varmış da işlem yaptığınızda neden yaptığınızı açıklamak. Mesela ben atıyorum. Şimdi ama örnek vermem. Ha mesela geçen hafta örnek verdik. Ben endeksi buradan satış yaptım dedim diyelim ki. Şu okum orada satış yaptım. Arkadaşlar bana dünya üzerindeki hiçbir borsacı, hiçbir aracı kurum müdürü, hiçbir bu işten anlayan birisi sen geri zekalısın böyle iş yapılır mı falan diyemez. RSI'de de üçgen var 15 dakikalık periyotta. Fiyatta da üçgen var. Biz üçgen formasyonunu nasıl yapıyoruz? Alt malzemelerimiz neler? Üstte ve altta en az 3 tane noktayı birleştirmemiz lazım değil mi? 2 tane noktayı. Ben burada 3 tane yapmışım. 1, 2, 3 tane yukarıda. 1, 2, 3 tane aşağıda. Burada ben bunu açığa satsam ya da elimdeki bütün pozisyonları kapattım desem hiç kimse bana bir şey diyemez. Burada ne olabilirdi? Yukarıya dönebilirdi. Bu içine atıp üçgende yukarı kırsaydı ve ben burada stop olmasaydım işte o zaman bana kızabilirdi müdürüm. Ama neden burada bu hatayı yaptın diye kimse bana bir şey diyebilir mi? Burada ne? Yani açıklıyorum. Grafik üzerinde bir açıklamam var. İşte sizden de şunu bekliyorum. Disiplinli olacaksınız. Açıklamanız şu olmayacak. Borsanın deli dumrulu sitesi bunu önerdi de aldım. Grafik üzerinde nerede olduğundan haberi yok adamın. İndikatörler ne pozisyonda haberi yok. Bilmem ne hoca analiz paylaştı ondan aldım. Arkadaşım Hüsamettin aradı. Pozisyon yakaladık. Birazdan vereceğiz 10 kademe sonra. Böyle işlem yapılır mı ya? Ben mesela böyle kar istemiyorum ha. Birisi beni arasa mesela alsam 10 dakika sonra satayım hemen 1000 lira 2000 lira kazanayım. Ben böyle bir şey istemiyorum ha. Ben bileğimin hakkıyla kazanmak istiyorum ya. O yüzden zaten size devamlı öğretmek. Daha doğrusu benim öğretmek gibi de bir şeyim yok size. Ben haşa ben kimim ya? Öğrenin dememin nedeni bu. Benden de öğrenebilirsiniz belli bir seviye kadar ama daha iyi öğrenebileceğiniz adam varsa gidin onu araştırın bulun. Bakın ben niye size her şeyi elekten geçirip getirmeye çalışıyorum. Sistemler bir sürü var. Ben size bunu öneriyorum. Bir sürü hesap var. Kürşat Hoca diyorum. Birkaç kişi daha diyorum. Şimdi hepsini burada söylersem unuttuğum biri olursa ayıp etmiş olurum. Zaten hepsinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Her şeyde lafları geçiyor. Ben eskiden tablet çalışıyordum. Orada panik butonu vardı. Bir tıklıyorsunuz arkadaşlar. Portföyünüz olduğu gibi boşaltıyordu. Şimdi öyle bir şey de göremiyorum. Ne güzel bir şeydi o ya. Cep telefonundan giriyorsunuz. Aynı jet uçaklarındaki bomba şeyi gibi böyle şey kalkıyordu. Kapak kalkıyordu. Düğmeye bir basıyordunuz. Hani sanki bomba atıyorsun. Bütün portföy tak aktif fiyattan satıyor abi. En fazla iki kere sizi stop eder ya. Kaç kere yapabilir abi? Geçen sefer size anlattım. Ömrümde bir kere başıma geldi. Escort Computer'ın tahtacısı. Sesim sana ulaşıyorsa hakkım haram olsun ya. Ulan bir insana bu yapılır mı? 81 kuruşta beni adam 5 kere 6 kere stop etti ya. 81'de alıyorum, 79'da beni stop ettiriyor. 81'de alıyorum, 79'da stop ettiriyor. Defalarca stop oldum, inat ettim. Verdiğimiz komisyonla kaldık. En sonunda lanet gelsin dedim, bastı götürdü. Sonra ben ona da yöntem buldum. Artık alımlarımı yekpare yapmıyorum arkadaşlar. Ufak ufak. Tahtacıya çaktırmayacaksınız. Bakın ben size bunu garantisini veriyorum. Ufak ufak alt kademelere pasif emirler yerleştirerek, yukarı gittikçe alarak, aşağı geldikçe alarak. Bırakın biraz ortalamanız yükselsin abi, önemli değil. Ortalamanız biraz yükselsin. Sıkıntı yok. Ama yeter ki gidişattan emin olun.